Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlere sevgimi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün sizlerle birlikte dış işinden yapımı kolay ve basit olan bir örgü tekniğini, örgü modelini yapım aşamalarını yavaş yavaş sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Örgüye yeni başladıysanız tığla kolayca yapabileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle her zamanki gibi tığımıza istediğimiz ölçülerde artık ne yapacaksanız ona göre bir zincir atarak başlıyoruz. Bu zincirlerin üzerine başta göstermiş, videomun başında göstermiş olduğum üzere şemayı takip ederek istediğiniz şekilde siz de çok sıralı veya az sıralı olmak kaydıyla yapabilirsiniz. Aralarındaki zincir sayılarını, dolguları sizler arttırarak ya da şemadaki gibi takip ederek yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, çekmiş olduğumuz uzun zincirden sonra geriye dönüyoruz. 3 zincir atlıyoruz ve ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Evet, 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz, bir zincir atlıyoruz ve yine ikili trabzanlı 3 tane dolgu yapıyoruz. Yine sonrasında bir zincir çekiyoruz, bir zincir atlıyoruz ve 3 tane ikili trabzan dolgusu yaparak çekmiş olduğumuz zincir sayısında takip ederek bu ilk sırayı bitiriyoruz. Yine bir zincir atladık. Bir tane ikili trabzan. Yanına bir tane daha ikili trabzan. İki çekimlik. Yine bir tane. Buradaki dolgu sayılarını, yani trabzan sayılarını sizler 3'lü, 2'li, 5'li ya da daha fazla olarak arttırarak yapabilirsiniz. Zincirin sonuna kadar bu sırayı takip ederek yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, toplam şemada gösterilmiş olduğu üzere 8 tane 3 taneli arada bir zincir çekimlik ikili trabzan yaptım. Başlama aşamasında dönerken yapmış olduğumuz kıvrımlı ikili trabzanı diyelim arkadaşlar. Sonuna da bir tane ikili trabzan ekleyerek tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde dönerken onu her seferinde yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmadan örnek kurulmuyor. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci sıraya geçiyoruz. İki sıradan oluşuyor örneğimiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve terse dönüyoruz. Terse döndüğümüzde 3 tane, bir önceki aşamada yapmış olduğumuz 3 tane ikili çiftli trabzan dolgusunu tam ortasında ikinciye batıp tığımızın üzerine ipimizi 3 kere dolayıp fıstık örneği yapıyoruz. Bakın bir kere doladık, ikinci kere ipimizi doladım hiç çıkarmadan. Çıkardık şimdi. İpimizi doladım, yine tam ortasına batıp 3 kere dolanmış ilmekleri teker teker böyle çıkarıp araya 4 tane, şemada gösterilmiş olduğu üzere 4 tane zincir çekiyoruz. Ve yine ipimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Batmış olduğumuz fıstık örneği, yani yapmış olduğumuz fıstık örneğinin dibine batıp yine 3 kere dolayıp tek seferde çıkarıyoruz ya da iki seferde de, iki hamlede de çıkarabiliriz. Böyle bir ortası 4 zincirlik ikili fıstık örneği yaparak yolumuza devam ediyoruz. Arada şimdi bir sonraki üçlü, arada bir zincirlik olan üçlü trabzan dolgusunu, ikili çiftli trabzan dolgusunu hiç zincir çekmeden atlıyoruz. Yine fıstık örneğinin aynısını buraya yapıp bu sırayı tamamlıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve ortadaki ikinci trabzanın içine batıp 3 kere dolayarak yapmış olduğumuz fıstık örneği yapıp böyle tek tek, isterseniz bunu renkli yapabilirsiniz. İlk sırayı farklı renk, ikinci sırayı farklı renk. Böyle bu sırayı sonuna kadar tamamlıyorsunuz. Yelek modellerini kullanabilirsiniz. Belki battaniyeler yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Evet, yine aynı işlemi arkadaşlar. Böyle tek tek takip ederek yapıyoruz. Yine ortadaki
İkinci trabzanımıza çift çıkardığımız trabzanımıza aynı fıstık örneğini üçlü dolayarak ortada dört zincir çekip buradaki zincir ve dolgu sayılarını yani trabzan sayılarını sizler ayarlayabilirsiniz. Bir kere daha vurgulamak isterim. Tek tek. Çok kolay, çok basit. Yavaş yavaş ve şemayı takip ederek, ellerimi takip ederek yapabilirsiniz. Böyle sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Hiçbir arttırma, hiçbir eksiltme yani yapmadan. Evet, bakın şimdi arkadaşlar burada bir püf nokta var. İlk başta bitirmedim. İlk başta 3 tane zincir çekmiştik ya. Onu muhakkak çekmemiz gerekiyor. Çekmeden yapamıyoruz çünkü. Sondaki işlemi de birleştirmek, tamamlamak adına bir tığımızın üzerine ipimizi dolayıp en alttaki yani bir önceki aşamada yapmış olduğumuz tığımın başına batıp ikili çiftli trabzan yapıp bu sırayı da tamamlıyoruz. Eşit kılıyoruz yani örnek modeli. Evet bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk başta nasıl yaptıysak bundan sonraki işlemde aynı şekilde devam ediyor. 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve bir önceki aşamada yapmış olduğumuz 4 tane trabzanın 4 tane zincirin içerisine ya da altından alıp bakın isterseniz altından isterseniz içinden geçirip 3 tane ikili çift trabzan dolgusu yani 2 çekimlik ikili çift trabzan dolgusu yaparak tamamlıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz başlama aşamasında yapmış olduğumuz üzere. Bir sonraki dörtlü zincir atlıyoruz. Yani aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bir ve ikinci sıradaki işlemlerin aynısını teker teker tekrarlıyoruz. İki taneye. Üçüncüyü arada bir zincir çekip yine ipimiz tığımızın üzerine alıyoruz ve bakın. Üç tane iki kere çekimlik bir, iki kere çıkardık. Yani iki çekimlik derken ondan bahsediyorum. Böyle bu sırayı sıra sonuna kadar takip ediyoruz. Çok kolay ve basit. Sormak istediğiniz bir soru olursa yapım aşamaları ile ilgili videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Bakın bundan sonra sizlere öreceğim. Yorumunu göstermek istiyorum. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde yine ilk başlama aşamasında gibi dördüncüyü tamamlamak üzere ikili çift trabzan yapıyoruz. Başlama ve son aşamalarda dördüncü sırada yine fıstık örneğini yaparak devam ediyoruz. Ben öreyim. Ördükten sonra sizlerle nasıl görüldüğünü aktarmak isterim. Bakın. İstediğiniz herhangi bir örgü modelini yapım aşamasında kullanabilirsiniz. Çok yumuşak, pofuduk. Tabii yapacağınız ipliğin dokusu, kalınlığı, inceliği de örgünün modelinin gösteriminde etkili olacaktır. Şal modelleri yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Çanta modelleri yapabilirsiniz. Makrame ipinden ya da penye ipten. Farklı, daha farklı paspaslar yapabilirsiniz. Yani tercih size bağlı arkadaşlar. Umarım seversiniz. Güzelce gösterebilmişimdir, aktarabilmişimdir, anlatabilmişimdir. Sağlıklı günler olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşürüz. Hepinize sağlıklı günler olsun. Bay bay.